2015 yılından beri restorasyonda olan Sümele Manastırı'nda çalışmalar devam ediyor. Manastırın Mayıs ayında açılması bekleniyordu fakat çalışmalar uzayınca bölge sakinleri yine hüsrana uğradı. Burayı her zaman merak ediyorduk. Bir ziyaret edip görmek istedik. Ama şu anda tadilatta olduğunu öğrendik. Bu koronavirüs nedeniyle kapalıymış zaten. Birazdan burayı şöyle uzaktan gözlemleyip daha sonra dönüşe geçeceğiz. Manastır'a en son ben 5-6 yaşlarında gelmiştim. Yaklaşık 30 yıl önce. 30 yıl önce geldiğimde o duyguları tekrar hissetmek istedim. Uzaktan bakmak tabii biraz buruk oluyor. İçine yaklaşmak daha çok isterdik. Yani olumsuz etkiledi. Zaten biz bekliyorduk ki hani geçen yaz işlerimiz olmadı adam akıllı açılmadığı için. Çok şikayet eden müşterilerimiz de oldu. Bu sene bekledik ki açılır, daha yoğun işlerimiz olur, daha çok kazanırız diye ama uzayınca bu bizi olumsuz etkiledi. Maçka'nın tek kaynağı o. Yani geçim sağlayabileceğimiz tek şey o. Orası olmadığı sürece buraya turist gelmiyor bile. Yani burası hani bir hani kasaba gibi bir yer oluyor o zaman. Hiçbir geçim kaynağımız olmuyor. Yani geciktirildi. Biz mağdur olduk. Umarım bundan sonra daha fazla geciktirilmez. Biz de kazanabiliriz. Hayır tabii ki geç kaldı yani. Biz de şimdi burada hem minibüsler, taksiciler, turizm olursa burası zaten turizm bir ilçesi. Bu Maçka Sümele'nin geç olması bizim için ekonomik olarak bir eksidir yani. Ben işsiz olma sebebim zaten tamamen ona bağlı. Çünkü ben yukarıda restoranlar var. Orada çalışıyorum yani turizmle ilgili. Şu an uzadığından dolayı İşsiziz kışın. Yazın ancak çalışabiliyoruz yani. Eskiden açık olduğu zaman kışın da turistler gelip gidiyordu. Şimdi kapalı olduğundan kimse gelmiyor. Biz de işsiz kaldık. Maçka olarak, Trabzon olarak, Trabzon'u geç,
Karadeniz olarak turizmde bayağı bir darbe aldık yani biz. Bir an önce yetkililerin bu işe bir çare bulmasını temenni ediyoruz, istiyoruz yani canı gönülden. Bence çok fazla uzadı. Çünkü bu yöre halkı turizmle ilgileniyor. Burada turizmle geçimini sağlıyor. Bu sürenin uzaması halk için olumsuz yönde etkiler gösteriyor. Niye diyeceksiniz? Buradaki insanlar Sümela Manastırı sayesinde işte bir turizmle uğraşıyor. Bir tesisleri var. Dışarıdan gelen insana muhtaçlar. Bu işlem uzadıkça, daha öteye atıldıkça ister istemez ekonominin dönmesi açısından bir faaliyet olmuyor burada. Yani bir an önce Sümela Manastırı'nın tadilatının bitmesi gerekiyor. Hızlı bir şekilde bu işin sonuçlandırılması gerektiğini düşünüyorum.